Öncelikle psikoloji biliminin ne olduğunu tanımlamakla başlayabiliriz aslında misyonu söylemeden önce. Psikoloji bölümü bireylerin davranışlarını anlamak, yordamak ve tahmin etmek üzere aslında açıklamayı amaçlayan ve bunu yaparken de bilimsel veri yöntemlerini, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma ışığında insan davranışını, bireylerin davranışını anlamayı, açıklamayı ve tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda da aslında bölümümüz kapsamında öğrencilerimizin bu bilimsel adımlar eşliğinde insan davranışında ve daha ötesinde aslında çevreye ilişkin gözlemlerini, kendilerini tanımalarını, etrafında olup bitenleri anlamalarını ve diğer insanların davranışlarını açıklayabilme, anlayabilme ve tahmin edebilme becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz. Çeşitli alt alanlara ilişkin yetkinlikler sunmayı yine misyonumuz dahilinde ele alabiliriz. Bölümümüzdeki program İngilizce destekli olarak geçmektedir. Yani kısmi olarak belirli derslerimiz İngilizce olarak sunulmaktadır. Bu da aslında hem uluslararası literatürü takip edebilmek adına dil becerisinin bir yandan devam etmesi hem de yerel ve milli bazı olguları anlayabilmek ve psikolojinin iç içe olduğunu düşündüğümüzde insanla kendi dilimize de hakim olma becerisi gerekmekte. Bu ikisini bir arada sunduğu için bölümün önemli bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Hem uluslararası hem de ulusal düzeyde yetkinlik sağlaması yine amaçlarından bir tanesi. Bölümümüzdeki müfredattan bahsetmek gerekirse bölüm kapsamında bilgi vermek için diyebiliriz ki psikoloji alanı çok geniş bir alan aslında. Farklı alt dalları var birbirinden oldukça ayrışan ve bu alanların hepsine dahil öğrencileri haberdar etmek, bilgi sunmak da yine program dahilindeki dersler sayesinde sağlanabilir. Öncelikle aslında okumaya karşı heves ve motivasyonun olması çok kritik psikolojide. Çünkü eğer kendini keşfetmeyi, etrafta soru sormayı, öğrenmeyi ve sürekli öğrenmek de bu işin bir parçası aslında mesleki deneyimde. Hayat boyu sürecek öğrenmeye açık olmak, etrafa karşı meraklı olmak ve okumak, kritik düşünebilme becerisinin de güçlü olması aranan ilk özelliklerden biri diyebilirim. Eğer bunlar sizde olduğunu düşünüyorsanız psikoloji bölümü iyi bir tercih olacaktır. Psikolojinin çok fazla alt alanı var ve bu alt alanların hepsi aslında belirli çalışma disiplinlerine sahip birbirinden farklılaşan. En önemli özelliklerinden biri üniversitemizin staj imkanını sunması. Bu staj imkanı da zorunlu staj kategorisinde ele alınması. Böylece mezun olmadan önce hangi alana ilgileri varsa onu uygulamada görebilme şansları oluyor ve gerçekten hayal ettikleriyle, bekledikleriyle, öğrendikleriyle derste uygulama arasında onların tatminini sağlıyor mu o meslek? Buna karar verebiliyorlar diyebilirim. Bölüm akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, yenilenen, gelişen dünyanın aslında ve içinde yaşayan insanın ihtiyaçlarına karşılık gelebilecek ya da yeni ortaya çıkan sorunlara ışık tutmak ve bunlarla ilgili çözümler bulmayı amaçlıyor. Aslında bu doğrultuda da güncel yaşanan sorunlar veya insanların deneyimlediği süreçlerle ilgili de akademik çalışmalar sunmak diyebilirim. Psikoloji hem güçlü bir zemine sahip olmak teorik olarak hem de bunun yanında uygulama becerisi gerektiriyor. Ve bu ikisini bir araya getirebilmek için de öğrencilerimize staj imkanı sunuyoruz. İki tane zorunlu stajımız bulunmaktadır. Bu stajlardan biri gelişim psikolojisi alanında, diğeri ise uygulamalı psikoloji alanındadır. Uygulamalı psikoloji alanı çok geniş olup içerisinde adli psikoloji, bilişsel psikoloji, neuroscience içerebilir, klinik psikoloji, endüstri örgüt psikolojisini içermektedir. Bu alanlarda staj yapabilmeleri için öğrencilerimize yardımcı olmaktayız. Belirli şirketlerle veya staj yapabilecekleri kurumlarla da protokoller eşliğinde staj süreçleri daha kolay hale gelebilmektedir. Psikoloji bölümünün sadece ulusal değil aslında uluslararası alanda da yeterli sahip mezunlarımızın olabilmesi için akreditasyon süreçlerini takip etmeyi planlıyoruz. Bunun için de ilgili süreçlere adımlar atılması da planlanıyor diyebiliriz. Bölümümüzün hem Türkçe hem İngilizce eğitimi fırsatı sunuyor olabilmesi, aynı zamanda staj imkanlarının olması ve aslında İstanbul Ticaret Odası ile olan bağı sayesinde stajlar konusunda da birçok kolaylığı beraberinde getiriyor olması enleri konusunda sayabileceğim özelliklerdir.